Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz iki şişle örülen, yapımı oldukça kolay patik nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi patiğimiz oldukça güzel. Yapımı da dediğim gibi çok kolay. 71 ilmekle başlıyoruz bilek kısmından. Sonrasında 4 sıra mavi ile örüp beyaza geçiyoruz ve yanlardan şuradan ortadan arttırarak devam ediyoruz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Patiklik ipler kullanıyorum ben şöyle. Ve 3 numara şişlerim var. İpimi 71 ilmek atacak uzunlukta bırakıp ilmeklerimizi atmaya başlayalım. Toplam 71 ilmek atıyoruz şişimize bu şekilde. Bir ilmeğimi atıyorum. İlmeklerimin tamamını şişime attım. Toplam 71 ilmek. Şimdi 4 sıra haraş örüyoruz. Bu şekilde. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, videolarımın devamını ettirmemi istiyorsanız, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aşağıda zil simgesi var. O zil simgesine de tıklarsanız yüklediğim her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde ters örgü olarak hemen bakalım. Görünüyor sanırım. 1, 2, 3 ve 4. 4 sıra. Kenar ayosun sonrasında yapacağız. Patiğimiz bittikten sonra 4 sıra haraşo olana kadar örmeye devam ediyorum. Hiçbir arttırma, eksiltme yok bu 4 sırada. Sadece bütün ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam ediyoruz. Attığımız 71 ilmeği 4 sıra olana kadar örmeye devam ettim. Sonrasında örgünün arka tarafında krem rengi ipimi bağladım. Örgünün arka yüzünde şimdi krem rengi ipimizle bütün ilmeklerimizi sıranın sonuna kadar ters olarak örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz ördüm ve örgümü çevirdim. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz burada. Kenardan 35 ilmeği yine ters olarak örmeye devam edelim. Bu şekilde örgünün ön yüzündeyim. 35 ilmeği ters olarak örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimi 35 ilmeği ters ördüm. 35 ilmeğin sonunda buraya bir ilmek attım. Bu 36. ilmeğimiz oluyor. O ilmeği düz örüyoruz. Bir ilmek düz ördüm. Hemen yanına bir ilmek daha attım. Ve şimdi diğer tarafta kalan ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum sıranın sonuna kadar.
Bu tarafta da toplam 35 ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çevirdim. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Patiğin arka tarafında arttırma yapmıyoruz. Arttırmalarım sadece ön yüzde. Bu şekilde ters olarak sıranın sonuna kadar yine örmeye devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Yine kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Örgümü çevirdim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Kenardaki 35 ilmeği yine ters olarak örüyoruz. Ortadaki arttırma yerine gelene kadar yani. Bakın arttırma yerine geldim. Bir önceki sırada arttırma yaptığımız yer. Bu arttırdığım ilmeği örmeden önce yine arttırmamı yaptım. Ve o ilk başlarken ortada bir ilmek olan ilmeklerimiz şimdi 3 ilmek oldu. Arttırmadan sonra 3 ilmeği düz örüyorum. 3 ilmeğin yanına hemen bir ilmek daha attım. Kalan ilmeklerimi yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar arka yüzden de ters olarak örüp bu ajurlu kısma gelene kadar örelim. Arka taraftan yine ters olarak örüp geldim ajurlu kısma kadar. Şimdi bakın bir iki deliğimiz oluştu burada. Şimdi yine buraya ilmeğimizi atıyoruz ajurlu kısımda. Ortadaki düz ilmeklerimizi örüyoruz. Her sırada kenarlardan bir tane attığımız için birer ilmek, ortadaki ilmeklerimiz çoğalıyor. Hemen yanına bir ilmek daha attım. Ve kenardaki haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Bu şekilde şu deliklerimiz 5 tane, şu beyaz haroşalarımızda 5 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Bu şekilde 5 sıranın sonunda lacivert ipimizi bağlayıp yeni ajura başlayacağız. Şimdi ben 5 sıra olana kadar örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde ortada arttırmalarımı yaparak. Şimdi krem ipimizle bakın 5. sıramızı örüyoruz. Artık ortadaki son arttırmalarımızı da yapalım bu sırada. Hemen şöyle açalım. Bakın 4 tane deliğimiz oldu burada. Şimdi 5.'yi yapıyoruz. Renk değiştirmeden önceki. Ortadaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 1 ile başlamıştık ilmeklerimize. Bakın artarak devam etti ortada. Koyarsam daha net görünebilir. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bakın ajurumuz oluştu. İlk ajurumuz burada. Hemen düzlerin sonuna bir ilmek daha attım. Bir kenardaki ters ilmeklerimi sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimizde tekrar lacivert ipimizle örmeye devam edeceğiz.
İkinci ajurumuza başlayacağız. Son ilmeklerimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi ilk 5 sıramız, ilk birinci örneğimiz ortada olmuş oldu. Şimdi örgüyü çevirip beyaz ipi bırakıyoruz. Lacivert ipimizle örmeye devam ediyoruz. Şimdi şu ikinci sırayı yapacağız birlikte. Lacivert ipimi aldım. Hemen kenardan yukarı taşıyorum. Şurada aşağıda çok sıkı olmayacak şekilde yukarı ipimi taşıdım. Lacivert ipimle arkada bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar ters olarak örüyorum. Örneğimi biliyorsunuz ön tarafta kuruyorduk örneği. Bu sırada bütün ilmekleri ters olarak örelim. Bütün ilmekleri laciverte çevirelim. Sıramın sonuna geldim. Kenar ilmeğimi ördüm ve örgümü çevirdim. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Beyazla ilk başlarken burada 35 ilmek örerek ajurumuza başlamıştık. Şimdi bu sırada burada arttırdığımız ilmekleri de ilave ediyoruz. Kenardan 40 ilmek örüp ajurumuza öyle başlıyoruz. Kenardan 40 ilmeği koyu renk ipimle örmeye devam ediyorum. Şimdi bakın, ilk başlarken şu kremle 35 ilmek örmüştük. Bu sırada 40 ilmek. Burada ortada arttırdığımız 5 ilmeği de 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeği de kenara ilave ettik. Haroşa olan kısma. Şöyle de takip edebilirsiniz. Bakın bu ilk ilmeğimiz. Bunu buradan takip ederek ortadaki ilmeği bulabilirsiniz. Şimdi burada yine ilmeğimi attım. Bir ilmek düz ördüm ve tekrar bir ilmek attım. Ajurun ortasından yine yeni bir ajur başladık. Kenardaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hemen şurada patiğimizde bakalım. Bakın, ilk ajurumuzu yaptık. O ajur bitti. 5 sıra ördük onu. Sonrasında tam ortadaki ilmekten yeni ajurumuza başladık. Onu da 5 sıra örüp tamamlıyoruz. Sonrasında tekrar krem rengi ipi bağlayıp ortadan yeni bir ajur başlıyoruz. Bu şekilde toplam 3 örnek olana kadar örmeye devam edelim. 3 örneğin sonunda taban kısmını örmek için görüşelim. Şimdi ben örmeye devam ediyorum. Birinci örneği ördüm zaten. Bir lacivert, bir krem daha örerek taban kısmını örmek için görüşelim. Şimdi bakın 1, 2, 3. ajurumuzu da yaptım. 3. ajurun son sırasındayız. Burada şimdi son arttırmamızı yapıyoruz. Arttırmamı yaptım. 5. delik için ortadaki ilmeklerimi düz örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Ajurumuz. Ve ajurun diğer tarafına arttırmamı yaptım. Kenardaki ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örmeye devam ediyorum. Son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. 5. beyaz sıramız da olmuş oldu. Şimdi lacivert ipimize geçiyoruz tekrar. Lacivert ipimizle artık ajurlu işimiz bitti. Bütün ilmeklerimizi arttırma yapmadan burun kısmı
taban kısmı lacivertle örmeye devam ediyoruz. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan. Örgümün arka tarafında bütün ilmeklerimi laciverte çeviriyorum. Sıramın sonuna kadar bütün ilmekleri bu şekilde ters olarak örmeye devam edeceğim. Son ilmeklerimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Dediğim gibi artık buralarda arttırma yapmıyoruz ajur kısmında. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam ediyoruz. Toplam 8 sıra bu şekilde ters örerek devam edelim. Bakın ortadaki arttırma yerine geldim. Şimdi burada yine ters örmeye devam ederek ilerliyorum. Ortadaki düz ilmeklerimi de ters örüyorum. Bundan sonra bütün ilmeklerimizi ters örerek toplam 8 sıra haroşamızı örelim ve bütün ilmeklerimizi keselim. Bakın bu ilk sıra oldu. Birinci sıra. Bunun üstüne daha 7 sıra örerek kesme işlemini yapacağız. 7 sıra örmeye devam ediyorum. En son kenarımıza da 8 sıra. Hemen şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8 sıra lacivertle ördüm. Bu ördüğüm son sırayla patiğimizin örme aşamasını tamamladık. Artık bütün ilmeklerimizi örgümüzün arka tarafında kesmeye başlıyoruz. Kesim işlemini bilmeyen arkadaşlar olabilir. İki ilmeği ikisini birlikte aldım. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Sağdaki şişim ilmeğimi tekrar soldaki şişimin üzerine geçirdim. Ve yine iki ilmeği ikisini birlikte ters olarak ördüm. Tekrar sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişimin üzerine aldım. İki ilmeği ikisini birlikte ters olarak ördüm. Aynı işleme devam ediyorum. Şişimizdeki bütün ilmeklerimiz bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kapatıyoruz. Şekilde bütün ilmeklerimizi kapatalım. Sonrasında patiğimizi dikmek için görüşelim. Patiğimizin örme aşamasını tamamladık. Kenarında bütün ilmekleri de topladım, bitirdim. Şimdi dikmesine kaldığı iş şöyle ikiye katlıyoruz ve bu iki kenarını iğne yardımıyla dikiyoruz. Ben ön yüzde yapıyorum dikişi. Öncelikle burasını birleştireceğiz, arkasını. Orada fazlalık ipim vardı, onu iğneme taktım. Ön yüzden dikişimize başlayalım. Öncelikle bu tarafta olan ipimi karşı tarafa geçirip iki kenarı birleştiriyorum. Karşılıklı denk gelmesine dikkat edelim. Şimdi bu şekilde karşılıklı ilmeklerden alarak patiğimizi alta kadar birleştirelim.
Arada hafifçe çekiyoruz. Bu şekilde. Buraya kadar dikişimizi yapalım, topuğa kadar. Karşılıklı ilmeklerden alarak topuk kısmına kadar birleştirdim. Şimdi burada ipimi arka tarafa alıp arka tarafa düğümümü yapıyorum. Örgümün içinde birkaç tur iğnemi yürüterek ipimi gizledim. Fazlalık ipimizi kesip şimdi buradaki diğer uzun ipimizi takıp patiğin alt tarafında birleştireceğiz. İğneme ipi taktım. Şimdi patiğimizin alt kısmını yine ön yüzden karşılıklı bu şekilde ilmeklerimden alarak birleştirme işlemini yapıyorum. Koyu renk olduğu için çok görünmüyor sanırım. Şu karşılıklı ilmeklerden alıp dikiş işlemini bu şekilde devam ediyoruz. Ama dediğim gibi siz isterseniz arka tarafını da çevirip arkadan da dikişi yapabilirsiniz. Şekilde karşılıklı ilmekleri denk getirip dikmeye devam ediyorum. Çok gergin olmamasına dikkat edelim. Patiğimin burun kısmında şu kadar bir boşluk kalana kadar diktim. Bakın şu kadar bir boşluk kaldı. Orasını karşılıklı dikmiyorum. Hafif yuvarlanması için şöyle ilmeklerin içinden iğnemle geçip hafifçe sıkarak orasını yuvarlanmasını sağlıyorum. Bütün ilmeklerimden iğne yardımıyla ipimi geçirdim. Bakın bu şekilde şu ilk başladığım yerden tutarak hafifçe çektiriyorum. Çok fazla değil. Bu şekilde oranın büzülmesini sağlıyoruz. Şimdi orada küçük bir boşluğumuz kaldı. Yine aralıklı ilmeklerimden geçerek bir kez daha üzdürüp o boşluğu da kapatıyorum. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Düz de dikebilirsiniz. Ama böyle yapıldığında patiğin burun kısmı bakın bu şekilde yuvarlanmış oluyor. Sanırım görünüyor. Patiğimizin burun kısmı şöyle yuvarlak bir şekil aldı. Ayağı giyildiğinde güzel duruyor. Şimdi ipimi arka tarafa alıp ipimi düğümlüyorum. İpimi arka tarafta düğümledim. Fazlalık ipimizi keselim ve dikme işlemini tamamlamış olduk şimdi. Ben patiğin kenarına şöyle oya yapmıştım. İsterseniz şimdi hep birlikte o oyayı yapalım. Herhangi bir yün tığıyla yapabilirsiniz. Öncelikle bir zincir çekerek
Şöyle bir ilmek oluşturdum. Patiğimin arka tarafından şöyle tığımla buraya batıp ilk sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yaptığım sık iğnenin içine battım. İlk boyamız oldu. Şimdi sıradaki, bakın, bu ilk zincir boşluğunu atlayıp bir sonraki zincir boşluğuna tekrar battım. Yine 3 zincir çekiyorum. Yaptığım sık iğnenin içine 3 zincirle batıyorum. Son zincirim tekrar. Bu şekilde ikinci oyamı da yapmış oldum. Bu tığ çok gıcır diyor. Başka bir tığ almak istiyorum. Hemen yine bir sonraki zincir boşluğunu atlayıp ikinci zincir boşluğuna battım. 1, 2 ve 3 zincir çektim. Yaptığım sık iğnenin içine bu şekilde battım. Bakın, oyalarımız oluşmaya başladı. Yine birinci boşluğu atlayıp ikinci boşluğa tığın başını dolamıyoruz. Dolamadan hemen basit sık iğne yaptım. 3 zincir çekip yaptığım sık iğnenin içine bu şekilde battım. Bu şekilde patiğimizin bütün etrafını bu oyayla dolanalım. Yine patiğimin arka tarafına geldim. Bütün etrafını dolandım. Şimdi son oyalarımı yapıyorum buraya. Şu bir taneyi atlayıp son ortaya batıp son oyamızı da yapalım. Ve birleştirelim. Bir, pardon, bir, iki, üç zincir çektim. Ve sonuncu oyamı da yaptım buraya. İlk yaptığım oyanın altına bu şekilde ilmeği kaydırmayla birleştirdim. Fazlalık ipimizi kestim. Bu şekilde patiğimizin oya kısmını da tamamlamış olduk. Bu fazlalık ipi tığımın yardımıyla örgümün arka tarafında gizliyorum. Fazlalık iplerimi içeride gizleyip kestim. Patiğimiz bitmiş oldu bakın. Gayet güzel. İsterseniz bunu da manken ayağımıza giydirip nasıl olduğunu birlikte görelim. İkisini yan yana alıp nasıl olmuş görelim. Dediğim gibi çok kolay ve çok şık olan bir model. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.